Это все пищу бумагу, замораживаюсь взглядом. Каждый третий самурай, ты у каждого катана. Это трек, пищу бумагу, замораживаюсь. Arkadaşlar selamun aleyküm, yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Sağ olun, sizden sormadan ben her zamanki gibi bozmuyorum şeyi. Ben gene cevap veriyorum, bizler deyiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere farklı bir haritadayız. Allah izin verirse, saptayacağız videosu. Bundan ormancılık videosundan önceki video son videoymuş. Sizlerin de haberi yokmuş, bizlerin de. Allah izin verirse bu haritaya geldik. Bu haritada farklı farklı içeriklerle uğraşacağız. Biraz bir süre buradayız yani, bilginiz olsun. Sonra abi bu nereden çıktı filan demen. Diğer tarafta biz de sıkıldık, sizlerin de sıkıldığınızı düşünerekten farklı içerikler olsun diye bu haritaya geldik. Neyse, videoyu fazla uzatmadan ufak bir hatırlatmam var. O hatırlatmaya her zamanki gibi değiniyorum. Arkadaşlar bu aşağıdaki like tuşuna, videoyu beğeniyorsan oraya bir tıklaman lazım. Bir de kanala abone olursan çok sevinirim. Yani bu özellikle videoyu izleyip de abone olmayan arkadaşlarım var. Onlara yani canınızı yerim ya. Discord sunucusu da aktif arkadaşlar. Onu da açıklama kısmına bırakacağım linkini. Oraya da gelirseniz sevinirim. Bu arada bilginiz olsun, aşağıya atıyorum Monting'in Discord linkini de bırakıyorum. Jace tentelesini vermiştik JX110'un. İlerleyen dönemlerde atıyorum Monting kanalı sunucusu 1500 kişiye geldiği zaman onun bu sefer kabinli hali de paylaşılacak. Hem benim orada hem orada. Gelsinler. Anlaştığımızı umuyorum. Şöyle ufak bir çiftlik gezisi yapalım. Gördüğünüz üzere dede yadigarım, enterim. Burada bununla başlayacak. Allah izin verirse ilk traktörümüz bu. Bunu hiç satmayı düşünmüyorum. Bakalım. Allah ömür verdiyse, dedem rahmetli bunu çok severdi. Bunu kullandı. Biz de onun yolundan ilerleyecek bayım. İşte römorklarımız burada. Kötenimiz, çapamız. Burada saman işi her zamanki gibi biliyorsunuz. Bizde aysanımız, yayla çapamız filan. Yani bunlar her zamanki şeyler, farklı farklı şeyler görebilirsiniz derleyen dönemlerde, haberiniz olsun. Ulan aha, telefon çalıyor. Gene ben bunu gece yatarken sessize bırakmışım. Efendim birader. Arkadaşlar bir teknik bir aksaklığımız var. Onu çözelim, hemen orada gördüğünüz hemen geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, bir teknik aksaklığımız oldu. Onu çözdük, geldik. Kaldığımız yerden biz devam edelim. Siz oraları görmediğinizi umuyorum. Efendim Çula. Ne abi? Vallahi neydim birader, bire yeni kalktım. Çiftliğe geziyorum öyle. Sen ne diyorsun? Vallahi biz de neydik ya, biz de hep beraber toplandık, şu tarlalar bir sürek diyorduk. He. İşin yoksa sen de gel. Vallahi senin olur. Sen yerde sürek. Vallahi ben de benim yere gideceydim. Tam tarlaya bakayım, tavundaysa südeyim diyordum. Biz de orada toplandık. İşin yoksa gel burada, öyle geçek oraya. Aa, geliyorum. Yerlere. Geliyorum, geliyorum. Bakın ne çekiyorsunuz? Vallahi kardeş dönerli köten çekecek bre. Ha iyi. Ben de emanet getirdim bir yerden. Tamam kardeş, tamam, dakika gel hadi. Aa, geliyorum baba. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu iyi oldu vallahi, biz iyi olsa güçlü dönerli bulduyduk bir yerde, biz tek başımıza bitiremezdik. Adamlarla beraber sürekli alıyoruz. Bu da biraz bunun arkasına ağır geliyor ama dede yağdı yağdı, dedik o dedik bu dedik. Neredeydi lan bu? Ben şuradan çıkıp buraya daha yol yaptıracağım. Yol yaptırmazsa olmaz. Bana var ya. Arkadaşlar bunu susturucusunu söktürdüm. Ciğerden geliyor yani, direkt motorun sesini veriyor. Baksana da şunun sesine ya. Destel, yemin ediyorum destel. Ulan tarlada mı, evden mi lan acaba, biz geliyoruz da. Bak bay mı? Oho. Lan bu bir tane değişik motor var. Kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne diyorsunuz bre? Vallahi ne yapalım kardeş, sürüme başladık. Hep bir elden sürüm yapalım dedik. Kardeş. Havalar güzel, toprak tavında. Vallahi iyi ettiniz ya. Ben de üçlü dönerli bulduydum emanet bir yerden. He. Ben tarlayı tövbe bitiremezdim. Vallahi bitmez.
Görüyorsun kardeş, ne yedek? Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. He kardeş, biz Allah izin verirse altı elden. Bakalım, değişiklikler görüyorum. Bunlar ne böyle? Biz de yeni gördük. Bakalım bakalım neymiş. Westrum 130. Güzel. Evet kardeşim. Kardeş, bu çakalları kim ekletti bura? Vallahi çok sevdiğimiz bir tanıdığımız kardeşimiz. Sağ olsun. Eline, eline koluna sağlık. Bak şurada bir... Ya şu motoru ne gerek var bre, gitmiş fent almış. Kim bu motoruk sahibi kim? Kardeş ne laf ediyorsun ya? Ya bu ne baba bre, camda film yok, bir şey yok. Kardeş yaptıracak onları, hele bismillah motoru yeni aldık ya. Üste koluna da aktırmış. Ulan bunlar ne böyle? Güzel güzel. Hazır dizaynını aldık biz bunu. Bir cam. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Hayırlı uğurlu olsun kardeş. Şunlar zaten her zamanki gibi resital 69-30 almıştır. Ben biliyorum ya. Ben bilirim birader ya. Bunun sesini övüyorlar kardeş. Bir ses mi versen, ne yapsan bize ya? Bir bakayım mı abi baba? Bu kükrüyor ya. Aha bin mi bir? Bineyim bir bakayım mı? Ulan bunun ciğerden geliyor ha. Susturucusunu mu söktürdünüz? Ciğerden gelme abi, ciğerden gelme. Helal öyle. Bakar mısın ya? Kardeş motorlar değişecek mi şu labra? Sen bilin kardeş. Benim motorla sürek yapan mı yani? Yavaş yavaş sürerik bir ondan da. Yok kardeş yok, ben onun dilinden ben anlarım. Hadi başlayalım mı arkadaşlar? Hadi gidelim kardeş, gidelim. Bizim motora bak, bir adamların motoruna bak kardeş. Bak hele bizi sormadık da nereden geliyor lan? Kulayı takip ediyor. Adamın motor... Bak hele yatma ha. Benim motorum üçlü dönelide bile önü kalkıyor ya. Ne oldu bre, arkada kaldınız, gelmiyorsunuz? Geliyoruz abi, geliyoruz. Ben pim takmayı unutmuşum, pim taktık ya. He aman kardeş ha, yolda düşer müşer de pimsiz olmaz. Dokuz otuzun arkasından girecek ama yetişebilir miyim ola ona? Şu adam götürüyor. 2 4 6'lı dönerli biz götürüyoruz, 3'lü dönerli. Adam yolda geliyor sanki ya. Kardeş ben birazdan sıradan çıkayım. Baba. Oğlum 85 beygir enter diyorsun lan sen. Bunu çektiğine kaldırdığına dua edeceksin. Şükür. Kardeş ben bir kredimi çekeyim, yedim bir motor almazsam olmayacak. Dede yadigar dedik, öyle dedik böyle dedik ama. Abo. Kardeş benim motor gitmiyor. Dede yadigarı zor anlar yaşıyor. Sorma alıyor ya. Ya hiç sorma ya. Atlan kükrüyor ha. Benim motor değil mi macanak? Ya valla. Canavar ya. Kardeş siz gireyim, ben en sona gireyim. Kardeş durma, Mehmet Can'ın arkasından ben gireyim. Hop 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 hop, çarpışman ha. Sakin sakin. Lan kardeş görmüyor mu bizim? Lan. Aman dur abi. Ben prensesimi kenara çekeyim hele ben. Abi sen o güççüyle arada kaynayacaksın. Valla o güççük seni bu tarlada kaçam böler acaba? Dikkat et ha. Durun ben gireyim. Giremiyorum. Ben girebilir miyim? Hadi gir abi sen. Büyüklerine saygılı ol oğlum biraz. 85 yaşından bu. Ha yokuş aşağı geliyorum işte. 16-17 gazdan. Yokuş yukarı gitmiyor ama o kadar. Bak hala kabinin içinden duyabiliyor musun benim motordan gelen ciğerden sesi? Ben duyuyorum ben. Nasıl kardeş sesi? Duyuyor. Çok güzel sesi var maşallah. Bunu ben susturucusunu söktürdüm ya. Rahmetlik dedem
Zamanında susturucusunu söktürürsen çok çeker oğlum dedi. Hiç alakası yok olmuş. Boş usta parası verdi. Bunu bir modifiye ettireyim ben ya. Bir ara götüreyim de çakar makar da. Öp 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 öp. Eskimez. Bizim motor küçük diye görmüyor mu bre? Kardeş pardon kusura bakma ya. Ne ya bizim bu Samet de. Samet yani, bir yengemek mi? Samet yani anlamıyorum yani bizim bu. Abi aradan kaymaya çalışayım dedim ama olmadı. İşte kanı hızlı geliyor. Aradan Samet sen arkaya geç bam. Haberi yok ki aradan kayarken ayağını kaydırıvereceğim. Ha doğru söylüyorsun kardeş ya. Yani bir yukarıda yaptı, bir aşağıda yaptı. Üçüncüye yani binecek motoru kalmayacak. Ben ayağını kaydırdım birader, sen canını sıkma, en geriye koy. Yani. Samet! Bak, değiştirdik, bu motora sen binin. Lan kardeş, tozdan öldüm lan, bir kabinli motor veren olmaz mı oğlum? Kardeş canın sağ olsun, ben vereyim. Aslan kardeşim benim ya, bunu demem bile yeterdi benim için. Gel lancık küplüye motora bin gel. İyi ver hele bir onu lan. Sen gel gel. Ben ondan şunun öbür tarafında cibik var, o cibiği yapayım yavaş yavaş. Yapmam birader, biraz da bağır sürme yalnız. Bu motor neydi ya? Ya ben tarhanın altında bir harf gözüküyor yani, birazdan içinden toplayabilin yalnız motoru. Yok kardeş ama ha paramız yok. Al bana baba. Ver kardeş, ver abi, ver. Dur. Bilge de gele. Ha. Canavar ya. Bakar mısın şuna? Arkadaşlar canavara bir yol verin abi. Şurada bir kaçsın abi aranızdan. He. Prensesime yol verin bakayım benim. Samet istiyorsa sen de gel yardım et bana Samet. Olmazsa ondan bir tane de sana alak bayanak bre. Buyur kardeş. O motordan bir tane de sana alak olmazsa. Bundan mı? He. Vallahi kardeş aklımda müştahir geçiyor ya depo için. Ya ne gerek var müştahirin bunu alak sana ya. Lan kardeş bu motor neymiş lan? O aslan küfrüyor ya, onu iyi yaptırdık vallahi. Kardeş yok böyle bir şey vallahi. Tur bindiririm yemin ediyorum size. Bak 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 bak. Hemen şuradan orantılasam girsem. Aa bak. Tam yerinden girmişim ha fakir. Oo bunlar girene kadar. Yemin ediyorum motora biniyormuşum ya. Şula. Kardeş bu bayi bir araya gel ya, bunun küçük versiyonu varsa bir tane de bana alak bundan. Kardeş ayarlar. Hatta dur ha bekle de ben bir arayayım onları. Ya bir aramam ya. Bana yüzlük yüzonluk lazım ha. O kadar paramız yetmez yani. Motorun frenlerinde sorun var ama. Bakalım şuradan girsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Dilek ne olur şöyle. Bak arayı kapatırım birader. Hah kapattım. Ben farklı diyorum ya. Uçağını kaçanı her yeri kapat. Hiç kaçırır mı ya kardeşim? Şula niyet diyor lan acaba? Bayiden bir haber çıkmadı mı? Kardeş adamlar diyor ki abi diyor telefondan ağır olmaz diyor, bir yanımıza gelin yüz yüze görüşek diyor. Şu taraları sürme işini bitirek o zaman öyle gidelim kardeş yanlarında. Tamam kardeş tamam giderik. Bu motor almazsa olmayacak ya. Bizim dede yadigarı artık miadını doldurur. Canavarı görüyor musun ya? Yalnız bu tarlayı biz niye
Yoğuşuna sürüyor. Yani ben de... Bizim ortak her sene parça yerlenediği için ürün modusunda. Ben herhalde dönek başı yapacak zannettim. Bize dönerken kolay olsun tarzı mı bir şey düşünüyor zannettim. Yok yok bizim ortağın bu antik mutlu işler kardeşim biliyorsun. Ha ne bileyim. Hani sen bir bakmışsın fazla madde tıp atma çekiyor. Yani çeker. Artık he deyip geçiyorum bazen ya. Lan kardeş. Senin ortak tehlikeli ya. Cemal nerelerde bre? Kardeş Cemal zehir atmaya gitti ya. Zehir atmaya mı gitti? He ya. Neye zehir sürdü? Kıra. He, sıksınma ama bak. Zehir atmaya mı gitti, pavyona mı gitti belli olmaz ama. En son bana öyle dediğinde neredesin diye bir aradım. İki gün ortalıktan kayboldu. Arkadan Hakan İşleyen'in sesi geliyordu. Sever Hakan İşleyen'i de. Hop hop hop. Kardeş biz pah gibi değerlik ki yedek paraları sağda solda harcıyor. Ya kardeş ben bilmem. Fahri'nin de ortağı ortalıkta yok mesela. Ben ortalıktan da şüpheleniyorum. Cemal'le beraber mi gittiler yoksa diye. Vallahi olabilir. En son geçen kahvede beraber bir Ankara'ya yedek diyorlar. Ne karıştırıyorlar bilmiyorum ama. Bu Hakan İşleyen neyin nesi bre? Bileniniz, tanıyanınız var mı? Kardeş ben tanımam. Bilse Sarı bilir. Sarı Cemal'in tek kardeşi. Yok kardeş ben efektim ben. Allah Allah. Lan ne bileyim kardeş bu adam kahvede Hakan İşleyen şöyle, Hakan İşleyen böyle. Buradan Hakan İşleyen'e de selamlar olsun. Ne bileyim yani bilemedik. Lan kardeş yeni cam motora bindim lan. Hakan sen jondere de almasan da bu motoru değiştir kardeş. Değiştireyim der mi birader? He valla. Yadigarı koy eve üstüne al ne alıyorsan. Valla öyle yapacağım birader. Varayım mı abi? Onlar niye yedikler burada? Niye ettiniz bre? Cibi bayağı adam ediksiniz. He. Samet aynı yerden mi geliyor? Sen gir abi. Ha ben girdim. Sen ize girene kadar ben başa varırım. Birader yok böyle bir motor ya. Bak hele döne döne mi sürsek la beyler daha kolay olur sanki. Hop 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 dönme. Arkadaşlar yanlışlıkla elimiz lifte çarptı döndürdük. Kusura kalmayın. Yani şu köteni motor mu çekiyor ben mi çekiyorum anlamadım. Sırtınla değil mi birader köten? Valla. Ya kardeş bunu malzemelere para verince para kalmadı motor alacak. Kardeş benim adıma kredi çıkıyorsan az motor alak. Alak kardeş valla vurmayacak hocam. Bir bakak. İkinci el sıvı ne bulursak alak motor ya. Bir de öyle bir şey gittik bütün malzemeler de buna göre aldık. Motor almak diye. Onlar halleder kura malzeme dertleri lan bizim malzemeleri de kullanır. Bakacak bir şey gibi ya. Ya bunun arkasına bir ince tekel attırırım. Allah çula. Kardeş helal olsun bu motoru almak da iyi etmişim. Motor gördüm yemin ediyorum ya. Yer değişebilir kardeş ha. Yok kardeş yok. Yavaş yavaş duruyor kura. Senin tamam, burayı bitirek de. Tamam çok sürdük böyle motorlarına. Sen bilir mi motorların durumunu ya? Bizim sarıyla eskimez bilmez ama Fahri sen ben nasıl iyi bilirim. Nasıl bilmek kardeş ya? Nasıl bilmek ya? Vallahi kardeş. Bak hele siz daha yani ilkokulda sınıfta dörtte koştururken biz 480'le rampa yukarı zeytin falan sürüyoruz. Allah Allah. Yani bir de 480'le. Helal olsun kardeşim.
Bizim gençliğimizde Enter vardı işte. 1972 model Umut. Şuranın bindiği. Bahar mısın? Tek frenle dönüyor sanki ya. Canımı yiyeyim senin. Ne gavur oturmuşsun ya. Lan. Şuna bunun yalnız bir problemi var gibi kardeş bre. Ne kardeş? Önüne atıyor bu motor. Ya o arkasına mahina büyük. Veya geç doğru kardeş. 2, 4, 6'lı. Baksana benim canavara ya. İzini kapatırsa yeter. Samet gel Samet. Aynı zem denk geldiniz mi? Yok abi ben arkada bıraktıydım da ona döndüydüm. Seni fark etmemiştim. Haydi beyler. Durmak yok, yola devam beyler. Hadi bitiriverek daha bizim oralar var. Ayaklarınızı gazdan çektiniz mi? Niyettiniz bre? Yanında al radyon herhalde. Yok hepinize diyorum. Biz dikkat geliyor kardeş. Dikkat geliyor. Fire vermeden kim sıraya yakınsa o giriyor. Valla. Fentanyl'e mi aldınız bre? Ya fentçi işte bir şey yapsan etsen neyse. Ya şimdi arkamızdan geldiği zaman arkada kalıyor. Ha kardeş geldi. Bir de bunu bekliyor. Tarklar yani bari bunu bekleyeceğimiz önümüzden geçsin dedik. Biz de ağır yani. Rahat. Gir ben faka gir. Aman kardeş motor emanet. Emanetse sokulmayacaksın o zaman. Hakan ne konuşturuyor onları? Geçmiyor önlerine. Ya kardeş arkadan biraz tahrik edeceğim bire. Arda şimdi motor bizim o yüzden bir şey diyemem yani. Eder. Yapar. Ha? Bizim sarnın sesi çıkmıyor. Motoru çekmiyor herhalde. Yok. Vallahi bilmiyorum kardeş. Şu motora bir ezentik mi attırıyorum? Ne ediyorum? Bir şey yaptık olur. Kardeş motor tam seferi yerim de. Hiç pişman değil mi aldım Allah'a? Ama şula bu tarlayı biz keşke yanlamasına süreymiş. Böyle dikine derdi. Ya Aysan'la vuracağım ya bre, tersine iyi oluyor o zaman. Üstündelik lan. He? Üstündelik lan, onu nasıl edeceğim? Bir şey olmaz bre. Hop. Bu nasıl bir sürümdü şimdi? Bu neydi şimdi? Kardeş senin yüzünden mi böyle oldu? Erik. Senin yüzünden de bir adam çıkmayı beklesene kardeş, senin kafana göre geliyorsun, ondan sonra her yerde boşluk bırakıyorsun, motor da sürmeyi bilmiyorsun. Ya kardeş bir şey olmaz, bilmiyorum kardeş, biz enter'e alışmışız, hayatımızda ilk defa John Deere'ye bilmiyorum ya. Bana bir şey söyleyeyim mi, enter'e yukarı doğru vurdun mu motorun yönü sağa sola kayıyor. Değil mi kardeş, ölüm ya, ağırlık vallahi yetmiyor oğlum. Samet bir hız daha alma la Samet. Abi valla vakit yok, hemen gireceksin. Doğru söylüyorum. Samet ben şunların yanından çıkayım hele. Yok abi. Şula bunun balatalarına bir baktır birader ya. Açırıyor mu? He ya. Olabilir valla. Durmuyor motor. Daha motor yeni geldi yeni. He bak yok ya. Onun şanzıman biraz farklı, sana öyle geliyor. O motor daha sıfır aslan yani. Doğru kardeş. Adam enter gibi garrık gurruk etmesini bekliyor. Vallahi öyle. Samet bence oradan gelme, enter geliyor gibi. Yok ben gelmiyorum. Kardeş siz sürün ben seyredim, zaten benim bir vasfım yok size karşı. Kardeş yer sen götürüyor mu götürmüyor mu belli değil. Sen benim motoru ver bana kardeş. Ya da sen böyle kalanları mı temizlen niye denk? Vallahi anca o işe yarıyor. Ya bizim Sarı da var ya, hey sana sonra bakma dönüp gidiyor ya. Kardeş görmemişim, döndürelim ya. Faka hidrolü kaldır Faka. Faka hidrolü kaldır. Kardeş götünü kıracağım Faka. Faka bir dur hele. Bak hele bitti. Gelin mi bre? Kalıyor mu?
Var gel var, gel kalacak. Samet'im şu arkada kalan yerleri temizle. Alıyorum farkı. Ufak tefek bıyık kalıyor da onlara gideceğim şimdi. Samet sen dönek başını yap Samet. Tamam abi. Şula gel birader biz dönek başını yapa yapa gidelim. Biraz kapan buralara. He birader. Aysan vuracağım Aysan gerek yok. Gerek yok mu diyorsun? He yok, yok ozan kurlaşıyorum. Al kardeş sen motorumu. Sen motoruna ne diyeceksin? Ya ben sürerim biraz ben bir şeyler ederim. Lan kardeş bundan sürülme sen hiç bulaşma buna. Lan ne diyeceğim kardeş bile sıvır motor almışsın ben, sen benim, motordan. Benim yer sürüldü sen motor lazımsa al götür bunu. Ben götüreyim sen de benim motorla gel o zaman bir arkada. Yavaş yavaş dolanır mı arkanızda? Tamam birader. Hakan abi sen jandarıya oturdun vermeyeceksin gibi. Vallahi kardeş. Şula verirse motoru alıp eve bile götürebilirim. Nereye gidiyor? Ben yolu bilmiyorum. Gelin. Lan. Abi. Ben diyorum kardeş bunu freni tutmuyor diye. Şöyle gele baba. Depelenmalarınızı açın beyler. Samet sen depelenmanı aç ama şeyi açma. İleride bir yerde jandarma çevirmesi vardır. Şimdi başımız belaya sokmayın. Şu ana var ya. Lan kardeş bunun sesi çok değişik bir ses. Bunu fabrika nasıl yapmış? Onu susturucusunu söktüm ben. Ne oldu bre? Arkada olaylar mı kardeş? Bir takım gelişmeler yaşandı kardeş. Sen devam edin. Eskimez kardeşim geliyor. Bak hele benim entere sahip ben çıkın. Ulan köten ne tarafaydı? Eskimez yoldan dönemedi ki. Ulan kardeş sen ben dönüverince. Kardeş köprüden gidiyorsun diye bastım gidiyordum. Benim tarla nereydi onu unuttum lan. Öyle bu tarafta. Sol taraf mıydı? Solda bir yerdeydi ya. Aha şurada kardeş gelin. Ben buraya herhalde bu sene ilk defa süreceğim. He kardeş? Burayı diyorum ilk defa süreceğim. He kardeş burayı ilk defa süreceğim. Bu tarlayı aldık. Adamlar biçikler. Ortalık burayı. He? Toplanmış diyorlar. He. Zaten köten üstüne geldi çaba vurucum bırak. Bizim adamlar nerede kaldı? Geliyorlar. Benim şövürlüme laf ederler. Düz yolda gezemezler. Harıma uçarlar. Bak hele bunları. Yaparlar. Ne diyorsun bu işe? Ne diyeceksin ki? Arkadaşlar biz tutarlar sürekli size güzel müzik dinlemeler diliyorum. Yeah.
yavaş yürü. Arkadaşlar umarım müziği beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Samet ne yapıyor? Bu tarlanın bir tane var beyler. Arkadaş bunun harbi frenlerinde bir sıkıntı var. Şanzımanla değil ya. Kardeş alışmışsın normal karabüzön freni. Lan bana bak kardeş. Sana elektronik ABS frenler sıkıntılı geliyor. Ya bak dede yani ya. Lan dede yadı geldi demişken benim motor nerede? Allah çul en son gidiyordu bir yerlere doğru da nereye gitti bilmiyorum. Allah. Biliyorum bizim ortağı. Hız dönüm yerin 14 gün sürer sonra başım ağrıyordu. Şu oldu bu oldu der kaçar gider. Neyse abi siz motor alabilirdik ki onu. Kaçtı. Herhalde kaçtı. Gerçi sen en son işi var kaçtı maçtı dediğinde bu adam gidip sana motor aldıydı ama neyse. Ya yok kaçtı. Daha tamam. Kardeş, şuradan böyle bir şey geliyor, bir motor geliyor. Bakayım, bizim köyden mi? Motor yok, gerçi jondereler burada. Bir jondere geliyor dönerliğinden. Ha, şimdi gördüm. Kardeş, çul abi. Bu. Nasıl adı takmış dönerliği? Lan bu getti. Bak ulan sen. Oğlum, ben bir daha bu ortağa kaçtı demeyeceğim. Ne zaman bunun desen farklı bir motorla geliyor. Kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Lan bu bir yerden emanet mi aldı? Niye etti o motor? Bu arada ne? Bu motor niyeymiş? Birader bu ne? Kardeş yeni motorun hayırlı olsun. Kardeş Allah razı olsun da. Nereden çıktı bu? Ya adamlarla konuştuk. Adam gel dediydi ya. He. Siz de burayı sürüyor musunuz dedim. Bir gideyim gelin bakayım yanlarına dedim. Adamlar da sağ olsun yardımcı oldular. Hemen kredi mredi işini hallettik. Şu köten de uygun fiyata verdiler. Ona da kredi çıktı. Dedim ikisini de birden alayım. Nasıl olsa Hakan'ın malı var bizde. Sattıkça öder. Lan kardeş. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim birader. Kardeş ne demek? Bineyim bakalım nasıl geliyor? Bizdekine farkı var mı arasında? Ya, bineyim bakalım bir. Lan gittin şeyini de mi söktün? Gelir ayaz. Ya bizi yine ben de sen cas evim mi amacık? Benim enteri mi ettin? Senin enter evde. Lan diyorum benim enteri nereye götürdün? Ben bunu emanet aldım geldim zannettim bir yerden. Canavar gibi lan bu. Hayır ben bugün güle güle kullan Allah kaza böyle vermez. Sağ olasın birader teşekkür ederim. Arkadaşlar yani gördüğünüz üzere dede yani yargın adamın motoru bilmedik. Benim nahalleri çektiğimi görünce adam gitmiş motor almış bize. Dost dediğin kardeş dediğin böyle olmalı ya. Ya bulamazsınız böylelerini bir daha. Vallahi doğru söylüyorum birader. Eskimez. Ortağına yani bir daha kaçtı maç kardeş, edeme birader. Ortağım diyemiyorum adamındır abi. Ya sen bu adama ne zaman kaçtı desen bu adam gidip motor alıp gelir. Ya ben demek ki biliyorum ki öyle diyorum yani. Ne olacağını biliyorum belki. Sonuçta ortağım yani. He o zaman ayrı kardeş. Boşa kancayı bana takmadı. Yani. Kardeş nasıl gidiyor iyi mi? Lan kardeş. Da geliyor gibi geliyor tabi. Bak hani hiç affetmem. Sürülecek tarlanız var mı yok mu? Var bak ki benimki vardı. Sen oranın bir tabına bak. Tabi sürülecek haldeyse sürüverek. Bak bu casiye de bir çözüm bulak bura. Tarsın. Ne bileyim hoşuma gitmez böyle hafif geliyor buna ya. Onun önüne bir şey yaptıracağım, mek yaptıracağım ya. Bak hani bizim mek yapan arkadaş var, onu arayayım olmazsın. He ya onu alsın. Ya ürün de ağırlık olsa onu altın takacak. Ağırlık niye takıyor? Ağırlık olmanın dolayı 5'liği takıyor. Çuban kardeş bu kaç beygir? Lan kardeş beygir ne bileyim.
o kadar incelemedim. Gittim aldım geldim diyor ya. Ama yanlış hatırlamıyorsam 120 beygir falan olması lazım ama işte biraz oynadılar. 150-160 arası. Ortak olma, ayak durmadan bıraktım ya. Ulaş yok böyle en aşağı, şey. En aşağı 150-160 verdim. Exos artı 10 beygir diyeyim sana. Belli belli kardeş, motor yolda yok gibi geliyor. Yani yollanıyor bak. Kelimeleri bile toplayamıyor o derece. Tarlanın arkasında makine yok gibi geliyor. Yer kalıyor mu? Kalmıyorum. Yok yok, şurada yer kaldım. Burada da abi. Yok yok, bitti. Abi nereye gidin? Göster baba yolu. Bak hele tarla bittikten sonra gelin sizi yemeğe götüreyim. Öyle yemeğe vallahi ona yok demem. Yemeğiniz benden kardeş. Biz sizi ciğerci mağabuda götüreyim ciğer yerseniz. Tarı bey. Hop 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 lan motor sıfır ha. Lan ne yapıyorsun? Şöyle izden gireceğim. Nasıl sürüşüyorsun? Adam nasıl süreceğini şaşırdı. Allah benim motoru görüyle niye elime yan birbirine dolaştın? Bakıyorum. Elime yan birbirine dolaştın. Allah kardeş teşekkür ederim. Rica ederim kardeş, ne demek? Canavar gibi bir motor aldık yani. Yani biz de bundan sonra ucun vereceğiz artık. Bak hani buna peşinat verdin mi? Peşinat yok, adamlar şey yapmadı ya öyle. Sözümüz geçiyor adamlara. İyi, direkt taksitli. Bir saniye burada o taksitlik var işte. İyi, öderim seni ya, kolay. Peşin, ödeyeceksin. Öderim, öderim, kolay. Samandan biraz para kazanırsak. Samandan para önemli. Bu. Canavar yürüyor mu? Zaten aldı, inmiyor adam motorda. Kardeş ben olsun ben de inmem yani, sabahtan beri gördüğüm üzere ben de inmem. Sana zaten ben kabinsiz motoru vereyim de dede yağdı geldi. Bana acıdığından gittim aldın herhalde bunu. Kardeş her zaman büyük motor herkese lazım bura. Ya kardeş biz ne bileyim gözümüz bütçüye alışmış. Bak oraya gittim de orada bir motor gördüm kardeş, onun olmadı ekip için sana mı alak iyi de bura. Vallahi kardeş benim ortak sürekli bana motor alak bana motor alak diyerek duruyor. Diyorum ki biz mibzer işi yapıyor kardeş. Bende 110'luk var. Bir tane de 75-56 var. Al kabin niye sen bin. Ben 75'ten geleyim diyorum. He. Adam yok diyor. Adam sürekli bir motor alacağım deyip deyip duruyor. Adamı yenemeyeceğim herhalde. Bir motor alacak. Kredi çekecek mecbur. Kardeş ben şey için dedim. Mibzer için dedim. Bir tane 2073 Başak var burada. Valla. Kardeş benim ortağı yenemediğim için mecbur bir büyük motor alacağım ortağı. Ama ben o zaman belki bir mibzerlere bir ufak motor alasım var. Eğer kredi boşluğum çıkarsa ben mibzer arttırasım var bir de. İş çok bu sene biliyorsunuz. Yerimizin çok bu sene. Mibzer arttırasım var. Mibzer arttırırsam eğer başa da düşünürüm. Kardeş şoföre binerim ha. Şoförlük abi. Geçenlerde bir Nevoland övdüler bana tek çeker de. Ona da bakacak oldum bir. Bak baba. Ama işte benim ortağı yenerse krediden yer kalırsa alacak. Yani benim ortak iş benim ortağın umurumda değil. Önemli olan koca motor adam için. Ben de siloya alma silo için bir tane arasım vardır ha. Motor. Sana lazım birader. Kepçe. Bana lazım. Bana da lazım bir bizler için ama. Geç abi geç geç. Mi görür? Vallahi bir bakmak lazım birader. Senin ortağı biraz gelmen lazım. Senin o nerelerde kayıp? Benim ortak bir iki işim var dedi gitti. Bayağıdan beri de yok. İşler bana kaldı ama Cemal de bilmiyorum. Yok.
Beraber olabilirler belki, belli ben olmaz. %90 beraber. Ama ortağın canını sıkmayacağım bile. Ben Mivzer'e tek çekere bineceğim. Adam alıyorsa alsın gene sürüm işine. Evet, sürüm alsın da. Ne aracı ki? O da gelir. 300-500 beygirlik motora yapışmıyor mu? Yok bre, o kadar kredimiz yetmez. Paramız yetişmez o kadarına. He. Lan tabi, lan köteni kaldır lan. Lan aha. Ulan kardeş, bu... sen bu kadar kesen köteni çıkartmıyorsun. Tuşluymuş bu. Ne bileyim kardeş, makinenin daha uygun bilmiyor ki. Tuşa bastıydım, bütün şeyleri söktü. Hidrolik bağlantılar. Yukarı kötenle giden kim? Kaçtı biri. Yok yok, ben bu taraftan başlayacağım. İyi. Arkadaşlar, biz sürüme devam edelim. Yeni haritanın ilk videosu, sürüm videosu oldu. Sürekli size diyeceğim gibi abi, sürekli sürüm, sürekli sürüm. Ama ilerleyen zamanlarda farklı farklı içerikleri de göreceksiniz inşallah. Umarım yeni haritamızın ilk videosunu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.